Geçtiğimiz ayın 13'ünde bir sele maruz kaldık burada. Bu tabii Ünye'yi vurmadı ama Cevizdere'ye vurdu. Bundan kimsenin haberi olmadı. Ne vadi ne kaymakam burayı hiçbir ziyarette bulunmadı. Sadece burada bu geçtiğimiz seldeki mağdur olan biz değildik. Diğer esnaflar da mağdur oldular. O sel bu kadar çıkmamıştı. O selin yüksekliği aşağı yukarı 60-70 santimdi ama bu selin izi gözüktüğü gibi burada belli nereye gelmişse. Biz öbür selin izlerini daha silememiştik. Salı günü çıktı burada bizim ustalarımız. Bürolarımız filan yeni yapılmıştı. Kantarlarımız yeni yapılmıştı. Hatta birkaç tane makinemiz de faaliyete geçiremedik geçen selden doğan zararı. Birkaç makinemizi faaliyete geçirememiştik ki salı günü ustalarımız çıktı burada işte. Bürolarımız filan yapıldı tekrardan. Salı günü çıktı. Peşine çarşamba günü ikinci büyük seli yedik burada. Bizim tek sel denişimiz geçen seldeki bizim burada maddi olarak filan kimseden bir beklentimiz yok. Sadece psikolojik olarak bir aydan beri yorulduk. Bir aydan beri burada selle boğuşuyoruz biz. Biz maddi beklentimiz yok ama manevi yönden kimse gelmedi. Ha şu sel denişim var. Bütün gelen siyasi arkadaşlarımız şurada yıkılan köprüye geldiler. Resim çektirdiler, görüntü verdiler, gittiler. Bir kimse de girip de içeriye, burada ne oluyor, bu Cevizdere'de kim görmüş, ne olmuş, ne zararı görmüş, yok. Yan taraftaki arkadaşlarım 3-4 günden beri çamur altında bizim gibi ne bir su alabiliyor doğru dürüst, ne bir vidanjör alabiliyor doğru dürüst. Tabii mağduriyet burada had safhada. Biz bu geçen seldeki yaşamış olduğumuz hadiseyi gerekli yerlere bildirdik ama geliyor ki kimse gelip bakmadı, duyarsız kaldılar. Onun üzüntüsünü yaşarken bu ikinci senin gelmesi tabii bizi yıktı. Bunu afet diyoruz ama ben bunu afet demiyorum, kader de demiyorum buna. Çünkü biz burada 10 senede 4. seli yedik. Bu kader olmamalı, kader değil zaten. Bunu kader olarak da kabul etmiyorum ben. Tamam bu afet ama bunu afet kabul etmiyorum ben. Bu derenin ıslah edilmemesi, uzun yıllardır burada yapmış olduğumuz bütün talepleri cevapsız kalması, Cevizdere'de su giderlerinin açılmaması bu insanları bu duruma getirdi. Biz tabii buraları yeni yaptırdığımızdan dolayı onun sevinciyle bir kahvemizi zor içmiştik. Bir kahve anca içebilmiştik. Arka taraftaki esnaf arkadaşlarımız telefon ettiler bana. Hüseyin kaç dere patladı. Geliyor diye, canını kurtar diye. Ben dedi ya ben o kadar çok dikkate almadım ya bu kadar büyük boyutta olur mu diye ama ikinci telefonum geldi, Hüseyin kaçtın mı diye. Ben işin boyutunu o zaman anladım. Sadece burada bilgisayarlarımızı kasanın üstüne koyduk. Diğer hiçbir şeye dokunmadan, hatta işçilerin üstünü bile değiştirmeden suyu gördük. Kaçtık buradan, canımızı kurtardık. Yani başka hiçbir şey düşünemedik. Düşünmeye vaktimiz de yoktu zaten. Ya burada kalacaktık, canımızla boğuşacaktık ya da kaçacaktık. Kaçmaya ilerledik tabii. Altlar hepsi ya, oraya içeri atmadım daha ya. Bu yaşa kadar hiç böyle bir şey yaşamadık yani. Bir afattı. Yani çok felaket bir şey yani. Böyle bir şey görmedik. Bütün makinelerimize bir aşırı miktarda bir su girdi içeri. Aniden geldi. Hiçbir müdahale edemedik. Yani zararımız çok. Temizlik yapıyoruz. Çarşamba, perşembe günden beri temizlik yapıyoruz. Daha yeni sonlandırıyoruz yani yavaş yavaş. Makine bakımına geçeceğiz bundan sonra. Yani devletimizde yardımcı olacaklarını söylediler. İnşallah desteklerini alacağız inşallah. Derelerimizin ıslah olmasını istiyoruz. Yani bu son 3-4 aydan beri bu baskınlar arttı. Yani neden kaynaklı bilemiyoruz. 2013'ten beri buradayız. Böyle bir yağışlarda falan da böyle baskın görmedik. Su baskını da görmedik. Şimdi yağmur yağsa içeri bize su geliyor. Kanal sisteminin çok iyi elden geçirilmesi gerekiyor. Yani altyapıyı özen göstermesini rica ediyoruz.